Şu anda şu ana kadar 20 sandık var. 3 sandıkta bir coşku var. ...57'ye 99, bir başka sandık. 5 numaralı sandıkta 57'ye 99. 99, 57. 5 numaralı sandıktan da bu şekilde bir oy çıktı. Evet. Şu anda birleştirme tutanakları hazırlanıyor. Evet. Erken bir zafer kutlaması yapılıyor. Evet. Erkan Zümbül. Erkan Zümbül. Evet, şu anda Erkan Zümbül 5 sandıkta önde gidiyor. Erken bir kutlama var. Evet, şu anda da arkadaşlarım size gösteriyor. 6 sandıkta Erkan Zümbül önde seçimi götürüyor. 20 sandık var. 6 sandıktan Erkan Zümbül çıktı diyebiliriz. Biraz sonra bütün oylar birleştirildiğinde biz sonucu sizlere daha net aktaracağız. 91 oy Erkan Zümbül'e çıkarken 39 oy bir başka sandıktan Ali Bozdağ'a çıktı. Yine 90 oy Erkan Zümbül'e çıkarken 57 oy Ali Bozdağ'a çıktı. 73 oy Erkan Zümbül'e çıkarken 47 oy. Evet. Evet, bir Ali Bozdağ'la Erkan Zümbül şu anda el ele sahneye çıktılar. Erken bir zafer kutlandı. Seçim sonuçları henüz açıklanmadan. Evet, şu anda bir kalabalık söz konusu. Ali Bozdağ'la birlikte Erkan Zümbül sahneye çıktı. 6 sandıktan Erkan Zümbül çıktı. 20 sandıktaki sonuçlar bekleniyor ama neredeyse %100'lük bir farktan bahsedebiliriz. 5 numaralı sandıktan Erkan Zümbül'e 90 oy çıkarken Ali Bozdağ 57 oy çıktı. Bir başka sandıktan 115 oy çıkarken 40 oy çıktı. Evet. Şu anda değerli arkadaşlar, 7 kez Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı kazanan Ali Bozdağ seçimi 8. seçimde kaybetti diyebiliriz. Arkadaşlar, Ali Bozdağ Çerkezköy kazandı, hayırlı olsun dedi. Daha seçim sonuçları açıklanmadan Erkan Zümbül zaferini ilan etti. Ali Bozdağ şu an divanın elini tek tek sıkıyor. Ama daha seçim sonuçları ilçe seçim kurulu tarafından açıklanmadan Ali Bozdağ 8. seçiminde
yenilgiyi ilan etti. Erkan Zümbül resmen Çerkezköy Esnaf Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu diyebiliriz. Biraz sonra ilçe seçim kurulu yetkilileri kullanılan oyları açıklayacak. Evet. Erkan Zümbül Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu. Ama kesin kaç oy kullanıldı, kaç oy Erkan Zümbül'e, kaç oy Ali Bozdağ'a kullanıldı, bunu biraz sonra ilçe seçim kurulu açıkladığında daha net bir şekilde sizlere aktaracağız. Şu an salonda bir kutlama var. Çünkü evet, yaklaşık 2000'e yakın insan geldiği söyleniyor. Sayın Erkan Zümbül başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Şu an Erkan Zümbül de divanı tebrik ediyor. Divan Erkan Zümbül'ü tebrik ediyor. Evet. Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Zümbül oldu. Şimdi kulağımızı Erkan Zümbül'e veriyoruz. Siz hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Bu zamana kadar görev yapmış Sayın Başkanımız Ali Bozdağ ve yönetimine teşekkür ediyorum. Allah ondan da razı olsun. Kazanan Çerkezköy Kapaklı esnafı olmuştur. Her zaman yeniliklerin peşinde olacağız. Hiç kimseyle kötü olmayacağız. Biz başaracağız. Biz başardık. Hep birlikte tekrar bir olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Esnaf odası yönetimine teşekkür etti. Biz başaracağız, birlikte başaracağız dedi. Çerkezköy Esnaf Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu şu ana kadar bir kardeşlik havası içerisinde geçti. Ben bütün oy veren nereye verirse versin, bütün esnaf arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kazanan dediğimiz gibi Çerkezköy esnafı olsun. Bu arada genel kurulumuz arkadaşlar sona ermiştir. Herkese teşekkür ediyoruz. Seçim sonuçlarını bakanlık temsilcimizle birleştirecek misiniz? Abdülkadir Bey. Tamam.
Evet, Erkan Zümbür'le canlı yayındayız. Henüz mesajımız, sonuçlar açıklanmadı ama evet. Seçimin galibi siz oldunuz. Evet. 7 yıl üst üste kazanan de diskalifiye ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum esnafımıza. Allah hepsinden razı olsun. Bize inandılar, güvendiler. Temsili olarak bize bu kurumu taşıyabileceğimize inandılar. Ve onlara tekrar teşekkür ediyorum. Temsiliyet çok büyük bir duygudur. Seçilmek çok güzel bir duygudur. Allah onlardan razı olsun diyorum. Çerkezköy ve Kapaklı esnafına sonuna kadar hizmet edeceğiz. Maddi ve manevi. Gece gündüz yanlarında olacağız inşallah. Çok sessiz bir seçim kampanyası yürüttünüz. Salonda da sessizdiniz. Evet. Ama iş gönül işi. Çok yoğun bir oy çokluğuyla seçimi kazandınız. Kesinlikle. Bu iş gönül işi. Biz gönülleri kazandık. Çok konuşmuyoruz ama icraatlarımız çoktur. Yeni dönemde Çerkezköy esnafına neler yapacaksınız? İlk müjdeniz ne olacak? Oda ile esnaf arasında nasıl bir köprü inşa edeceksiniz? İlk önce 9999 kalem olan çıraklık eğitiminden başlayacağız. Çünkü bugün geleceğimiz demek çocuklarımız. Bizim eğitim kurumlarımızı kuracağız odamızda, kendi bünyemizde. Okullarla istişareleri daha çok güçlendireceğiz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız, bizim ahilik kültürümüz var. Bu kültürle devam edecek. Ondan sonra okullarda ustalarımız yetişecek. Hem okuyacak hem kendi mesleğini yapacak. Altın bilezik takacağız. Bir aynı bizlerde olduğu gibi. Biz çıraklıktan beri yetişme ustalarız. Memleketin sorunu olan çıraklık sorunu Çerkezköy'de birinci sorun. Bütün kalemlere dediğim gibi 999 kalem olarak her şeye katabilirsiniz. Bunu hangi esnafın kapısına gidersen git, pazarcılıktan da başlasa, kaportacılıktan da başlasa, berberlikten de başlasa, terzilikten de başlasa hepsini yapacağız. Odamıza ayrı bir kültür köşesi yapacağız. Her esnafımızı temsil eden, yani demirciyi temsil eden, kaportacıyı temsil eden, terziyi temsil eden, berberi temsil eden bir müze şeklinde, yani bir düzenek yapacağız. Her mesleğin bir temsilcisi kesinlikle olacak. Kesinlikle. Yani sadece aletleriyle kodlayacağız. Aletleriyle kodlayacağız. Tabii ki biz herkesin başkanı olacağız bu konuda. Bütün esnafı kucaklayacağız. İşimiz bu. Henüz katılan delege sayısını ve alınan oyları İlçe Seçim Kurulu Birleştirme Oy Pusulası'nı divana teslim etmedi. Evet, ama siz olarak bilmiyorum. Çerkezköy Esnaf'ın Sanayi Odası'nın yeni başkanısınız. Hayırlı uğurlu sanayi olsun. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Çağban Bey. Size de ayağınıza sağlık. Size çok teşekkür ediyoruz. Bir önceki seçimde Necati Bey'le birlikte ayrı aday girmiştik. Ayrı adaydınız. Biz. Bu evet. Seçimde ittifak yaptınız. Siz neler söyleyeceksiniz Necati Bey? Biz ittifak yaparken her zaman hizmet düşüncesi vardı. Birlik, beraberlik. Koltuk sevdası değil, hizmet için ittifak yaptık. Sağ olsun gönüllü arkadaşlarımızla beraber bu yola çıktık. 2017'den beri çalışmalarımız devam ediyor. Allah bu yolda da bize muzafferiyet nasip etti. Bize oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Uzun yıllar Allah bizlere hizmet etmeyi nasip etsin Çerkezköy'ümüze inşallah. Aslında bir başka aday çıkmıştı. Sonra aday olamadığı ortaya çıktı. Eşi yönetime girdi. Ali Aktaş da size destek vermişti. Ali Bey siz neler söylediniz? Şimdi ben adaylığımı açıkladığımda tüzük kurallarını bilmiyordum. Yanlış yönlendirildim. Adaylığımı açıkladım. Bütün esnaf arkadaşlarımızı gezdik, ziyaret ettik. Çok hızlı bir girişimde bulunduk. Esnaftan gelen yoğun istek ve taleple benim de tüzük gereği aday olamayacağım belli olunca esnafımızın birçok geneli Erkan Bey'le birlik olmamız yönündeydi. Necati Bey ve üçümüzün, Osman Bey arkadaşımızın hep beraber çalışmamız yönündeydi. Biz büyüklerimizin dediğine uyduk, esnafımızın dediğine uyduk. Allah'a şükürler olsun da başardık. Şükürler olsun, başardık, başardık. Tüm Çerkezköy ve Kapaklı esnafına yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Hepinize sevgiler, saygılar. Evet.